Mehmet Yılmaz T24. Yüzü kısaracak hakim lazım. Bir sokak röportajında Instagram'ın kapatılması konusunda eleştiriler yapan genç bir kadın tutuklandı. Bu Türkiye'nin adalet sisteminin Erdoğan rejiminde geldiği yeri gösteren bir örnek. Bu kararı alan hakimin, bu tutuklamayı talep eden savcının okuduğu hukuk fakültesi hangisidir bilmiyorum ama üniversitenin arka kapısından mezun olmuş olmaları olasılığı hayli yüksek. Dilruba Y isimli genç kadının sözleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa tarafından garanti altına alınmış ifade fikir özgürlüğü kapsamında. Şiddete çağrı yok, şiddet yok, kimseye karşı ağır hakaret yok. Bir kısım seçmene geri zekalı diyor ki seçmen davranışının tümüyle akıl ve zeka üzerinden açıklanamayacağı da bilinen bir gerçek. Kaldı ki bu geri zekalı tanımına uyanlar bu sözlerden çok rencide olmuş olsalar bile bu Dilruba yeğenin tutuklanmasını gerektirmiyordu. Ve daha da ayıp olanı mahkum edilirse bile yatarı olmayan bir ceza verilecek bir vatandaşın özgürlüğünü elinden almak. Denetimli serbestlik bunlar için var. Cumhurbaşkanının kendisi gibi düşünmeyenlere cibiliyeti bozuk diyen alenen hakaret ettiği bir ülkede yaşayan bir vatandaşın bir anlık öfkeyle birilerine geri zekalı demesi suç filan değildir. Vatandaş ülkeyi tek başına yöneten kişiden ilham almış belli ki. Kendini örnek olarak Cumhurbaşkanı'nı seçmek nasıl bir suç olabiliyor bu da ayrı mesele. Dil hapishanede tutuklu olarak geçireceği her gün memleketin adliyesi için büyük bir utanç kaynağı olacak eskiden hakimlerin tarafsız olmalarını, derin bir hukuk nosyonuna sahip olmalarını, kanunları, iştihatları bilmelerini filan beklerdik. Erdoğan rejiminde birçok şey gibi bu konuda beklentilerimiz de küme düştü. Artık verdiği kararı açıklarken sadece yüzü kızarabilen bir hakime de razıyız. Tecavüz, taciz yurtlarını kapatamıyorlar.'' Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagram kapatıldığında verdiği demeçte katalog suçları dikkate almadılar demiş. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var diye de eklemişti. İnternet yayınlarına ilişkin olarak yasada sayılan katalog suçlar çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, intihara yönlendirme, fuhuş, sağlık için tehlikeli madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama Spor karşılaşmalarında yasa dışı bahis, müstehcenlik, Atatürk aleyhinde işlenen suçlar, devlet istihbarat hizmetlerine ilişkin yasaklanmış belge temini ve sahte belge üretimi, mit mensupları ve ailelerinin kimliklerini ifşa şeklinde sıralanıyor. Ceza muhakemesi kanununda çok daha kapsamlı bir katalog suçlar listesi var ki göçmen kaçakçılığından sağlık personelini yaralamaya, soykırım ve insanlık suçlarından anayasal düzene karşı suçlara, hırsızlık ve yağmadan cinsel saldırı suçlarına kadar uzanıyor. Bu çerçevede tarikat yurtlarında işlenen taciz ve tecavüz suçları gibi suçlarda her iki kanunda altı çizilen ve işlendiğinde kanaat getirildiğinde tutuklama kararı için ayrıca bir araştırmayı gerektirmeyen katalog suçlardan. Ancak bir fotoğrafta böyle bir ağır suçun izini bulup sosyal medyayı kapatan AKP zihniyeti, bu tür tarikat yurtlarında işlenen suçları görmezden gelmek gibi bir refleks geliştirmiş. Bu nedenle kapatılan bir tarikat yurdu hiç görmedik mesela. Üstelik bu suçun işlendiği yurtlardan bazıları merdiven altı diyebileceğimiz kaçak ve izinsiz yurtlar. Onlar bile kapatılmadı. Ülkemizin değerleri ve hassasiyetleri, sıra tecavüzcüleri, yurt görevlisi yapan tarikatlara gelince unutuluyor demek ki.